Günaydın. Günaydın. Geç mi yattın? Yorgun görünüyorsun. Evet, yorgunum. Niye özel hastaneye getirdin Hayriye? Ay ne yapayım? En yakın hastaneye dedim. Hadi şimdi bir de buna üzül. Durduk yerde bir ton masraf. Allah aşkına canımı sıkma Rıza. Necla halletti işte, oldu bitti. Birazdan çıkaracağız işte, durumu çok iyi. Çok geçmiş olsun. Aklım sizde. Aramaya çalışırım ben yine. Merak etme. Cem, aslında ben de senden bir şey rica edecektim. Ne oldu söyle? Ortak hesaptan para alabilir miyim? Pardon. Hastane masrafları için. Ne soruyorsun Necla? Tabii ki al. Çok teşekkür ederim. Annem dün gece Nehir teyzeye borçlanıp ödemiş de ben de bugün ona ödeyeceğim. Lütfen bir daha böyle bana sorma. Ne gerekiyorsa kullan. Senin de paranı. Çok sağ ol canım. Necla. Hadi canım, babamı çıkartıyor şimdi, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hürmetlerimi söyle. Söylerim. Hadi, çok öptüm. Maşallah maşallah. Ya gerek yoktu, yürürdüm ben. Çıkışa kadar böyle. İyiyim ama. Direnme, oturdun işte hayatım. Necla, ne kadar ödedin kızım? Ali Rıza, ay çocuk gibisin vallahi ha. Evde konuşuruz, lütfen yapma. Yalçın Bey, babam öne otursun. Tabii efendim. Sen bizde gelecek misin Fikret? Maalesef hastaneye döneceğim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geç canım. Necla, sen okula değil mi? Evet evet, okula. Hadi bir an önce kızım, hadi. Ben bineyim önce de sen rahat ol. Tamamdır. Görüşürüz babacığım. Tamam anne. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok dersim yok. Ben de erken gelirim. Güle güle. Durağa yürüyelim. Ama önce benim bir yerden para çekmem lazım. Adamın parasını bankaya yatırsaydın keşke. Niye ayağına gidiyorsun? Şimdi öğrenmek için bir ton laf. Aldı mı, almadı mı? Annem başımın etini yiyecek. İyisimi götürür eline veririm. Ya Feride ile karşılaşırsan? Karşılaşırız herhalde. İnşallah karşılaşırız. Aman Necla, sakın bulaşma. İntikam için gelir Levent Tuncel'in hastane parasını ödediğini söyleyiverir. Babamın bu sefer kesin yüreğine iner. Keşke ben de seninle gelebilseydim. Ama biliyorsun Cevriye Hanım'ı hastanede yalnız bıraktım. Yok yok, hallederim ben. Hadi görüşürüz. Hadi Cevriye Hanım. Aferin, çok güzel. Ay dur. Terden sırılsıklam oldum. Ben sırtınızdaki havluyu değiştireyim. Maşallah. Omuz çarkı ilerlemiş bu arada. Cemiye Hanım formunda. Maşallah deyin. Zaten maşallahınız var efendim. Size hasta demeye bin şahit ister. Allah edin edin. Gerçekten. Bir haftaya kalmaz genç kız gibi koşarak çıkarsınız buradan. Genç kız gibi. Tabii. Bu arada ben Salgın efendim. Ben de Cevriye efendim. Çok memnun oldum. Ben de. Hadi bakalım. Bugün madem yoruldunuz bu kadar olsun. Yok, yorulmadım. Devam, devam. Sizinle görüşmek isteyen bir hanım var. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Merak etmeyin, fazla zamanınızı almayacağım. Hemen şunu verip gidiyorum.
Ben Ali Rıza Tekin'in kızıyım. Dün gece babamın hastane masraflarını siz ödemişsiniz. Ödedik bitti. Neyi getirdiniz? Size borçlu kalacağına ölmeyi tercih eder benim babam. Vicdan azabınızı bizim üstümüzden temizlemeyin. Ayrıca evli bir kadınla, hele Ferhunde gibi bir kadınla birlikte olan biri ya abim gibi çok saf ya da en az Ferhunde kadar tehlikelidir. Ağladın mı? Ne oldu? Ferhunde anladı annenlere benim söylediğimi. Büyük olay çıkardı. Bağırdı, çağırdı, tehditler savurdu, çekti gitti. Yapar. Neyse uzak dur. Ya kusura bakma, senin de huzurunu kaçırdık ama bize nasıl büyük bir iyilik ettiğini anlatamam. Abim artık inşallah anlar durumu. Anlasın da bari yaşananlar boşuna olmasın.